7. kısım. İşarat-ı Seba. Bismillahirrahmanirrahim. Fe'aminu billahi ve rasuluhin nebiyyül ümmiyyillezî yu'minu billahi ve kelimâtih ve tebi'uhu leallekum tehtedun. Yuridûne en yutfi'u nurallâhi bi efvâhim ve ye'ballâhu illâ en yutimme nurehu ve lev kerihel kâfirun. 3 sualin cevabı olarak 7 işarettir. 1. sual 4 işarettir. 1. işaret. Şair-i İslamiye'yi tağyire teşebbüs edenlerin senetleri ve hüccetleri, yine her fena şeylerde olduğu gibi, ecnebileri körü körüne taklitçilik yüzünden geliyor. Diyorlar ki, Londra'da ihtida edenler ve ecnebilerden imana gelenler, memleketlerinde ezan ve kamet gibi çok şeyleri kendi lisanlarına tercüme ediyorlar, yapıyorlar. Âlem-i İslam onlara karşı sükût ediyor, itiraz etmiyor. Demek bir cevaz-ı şer'i var ki sükût ediliyor. El-Cevap: Bu kıyasın o kadar zahir bir farkı var ki, hiçbir cihette onlara kıyas etmek ve onları taklit etmek zişurun kârı değildir. Çünkü ecnebi diyarına lisan-ı şeriatta dar-ı harp denilir. Dar-ı harpte çok şeylere cevaz olabilir ki, diyar-ı İslam'da mesağı olamaz. Hem Frangistan diyarı Hristiyan şevketi dairesidir. Istilahat-ı şeriyenin meanisini ve kelimat-ı mukaddesenin mefahimini lisan-ı hal ile telkin edecek ve ihsas edecek bir muhit olmadığından, bil mecburiye kutsi mani, mukaddes elfaza tercih edilmiş. Mani için elfaz terk edilmiş. Ehven-ü şer ihtiyar edilmiş. Diyar-ı İslam'da ise, muhit o kelimat-ı mukaddesenin meali icmalisini ehli İslam'a lisan-ı hal ile ders veriyor. Anane-i İslamiye ve İslami tarih ve umum şair-i İslamiye ve umum erkan-ı İslamiyet'e ait muhaverat-ı ehli-i İslam, o kelimat-ı mukaddesenin mücmel meallerini mütemadiyen ehli imana telkin ediyorlar. Hatta şu memleketin mabit ve medaris-i diniyesinden başka, Makbaristan'ın mezar taşlarındaki birer telkin edici, birer muallim hükmündedir ki, o mani-i mukaddeseyi ehli imana iktar ediyorlar. Acaba kendine Müslüman diyen bir adam, dünyanın bir menfaati için bir günde 50 kelime Frengi lügatından taallüm ettiği halde, 50 senede ve her günde 50 defa tekrar ettiği Subhanallah ve Elhamdülillah ve La ilahe illallah ve Allahu Ekber gibi mukaddes kelimeleri öğrenmezse, 50 defa hayvandan daha aşağı düşmez mi? Böyle hayvanlar için bu kelimat-ı mukaddese tercüme ve tahrif edilmez ve tehcir edilmezler. Onları tehcir ve tağyir etmek, bütün mezar taşlarını hak etmektir. Bu tahkire karşı titreyen, mezaristandaki ehl-i kuburu aleyhlerine döndürmektir. Ehl-i ilhada kapılan ulema-i su, milleti aldatmak için diyorlar ki, İmam-ı Azam, sair imamlara muhalif olarak demiş ki, ihtiyaç olsa diyar bayide'de, Arabi'yi hiç bilmeyenlere, ihtiyaç derecesine göre, Fatiha yerine Farisi tercümesi cevazı var. Öyleyse biz de muhtacız, Türkçe okuyabiliriz. El-Cevap: İmam-ı Azam'ın bu fetvasına karşı, başta azami imamların en mühimleri ve sair 12 eyyime-i müçtehidin o fetvanın aksine fetva veriyorlar. Âlem-i İslam'ın cadde-i kübrası, o umum eyyimenin caddesidir. Muzam-ı ümmet, cadde-i kübrada gidebilir. Başka hususi ve dar caddeye sevk edenler idlal ediyorlar. İmam-ı Azam'ın fetvası 5 cihette hususidir. Birincisi, merkez-i İslamiyet'ten uzak diyar-ı ahirde bulunanlara aittir. İkincisi, ihtiyacı hakikiye binaendir. Üçüncüsü, bir rivayette lisan-ı ehli cennetten sayılan Farisi lisanıyla tercümeye mahsustur. Dördüncüsü, Fatiha'ya mahsus olarak cevaz verilmiş, ta Fatiha'yı bilmeyen namazı terk etmesin. Beşincisi, kuvvet-i imandan gelen bir hamiyet-i İslamiye ile mani-i mukaddesenin avamın tefehhümüne medar olmak için cevaz gösterilmiş. Halbuki zaaf-ı imandan gelen ve menfi fikri milliyetten çıkan ve lisan-ı arabiye karşı nefret ve zaaf-ı imandan tevellüd eden meyli tahrip sayıkasıyla tercüme edip arabi aslını terk etmek, dini terk ettirmektir. İkinci işaret. Şair-i İslamiye'yi tağyir eden ehl-i bidâ, evvela ulema-i su'dan fetva istediler. Sabıkan 5 vecihle hususi olduğunu gösterdiğimiz fetvayı gösterdiler.
Saniyen, ehli bida, ecnebi inkılapçılarından böyle meş'um bir fikir aldılar ki, Avrupa, Katolik mezhebini beğenmeyerek, başta ihtilalciler, inkılapçılar ve filozoflar olarak, Katolik mezhebine göre, ehli bida ve mutezile telakki edilen protestanlık mezhebine iltizam edip, Fransızların ihtilal kebirinden istifade ederek, Katolik mezhebini kısmen tahrip edip protestanlığı ilan ettiler. İşte körü körüne taklitçiliğe alışan buradaki hamiyet furuşlar diyorlar ki, madem Hristiyan dininde böyle bir inkılap oldu, bidayette inkılapçılara mürtet denildi, sonra Hristiyan olarak yine kabul edildi, öyleyse İslamiyet'te de böyle dini bir inkılap olabilir. El cevap, bu kıyasın birinci işaretteki kıyastan daha ziyade farkı zahirdir. Çünkü din-i İsevi'de yalnız esasat-ı diniye Hazreti İsa Aleyhisselam'dan alındı. Hayat-ı İçtimaiye'ye ve Furuat-ı Şeriye'ye dair ekser ahkamlar, Havariyyun ve sair rüyesai ruhaniye tarafından teşkil edildi. Kısmı azamı Kütüb-ü Sabıka-i Mukaddese'den alındı. Hazreti İsa Aleyhisselam dünyaca hakim ve sultan olmadığından ve kavanin-i umumiye-i içtimaiye'ye merci olmadığından esasat-ı diniyesi hariçten bir libas giydirilmiş gibi şeriat-ı Hristiyan namına örfi kanunlar, medeni düsturlar alınmış, başka bir suret verilmiş. Bu suret tebdil edilse, o libas değiştirilse yine Hazreti İsa Aleyhisselam'ın esas dini baki kalabilir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı inkar ve tekzip çıkmaz. Halbuki din ve şeriat-ı İslamiye'nin sahibi olan Fahri Alem Aleyhisselatü Vesselam, iki cihanın sultanı, Şark ve Garp ve Endülüs ve Hint birer taht-ı saltanatı olduğundan, din-i İslam'ın esasatını bizzat kendisi gösterdiği gibi, o dinin teferruatını ve sair ahkamını, hatta en cüz'i adabını dahi bizzat o getiriyor, o haber veriyor, o emir veriyor. Demek Furuat-ı İslamiye, değişmeye kabil bir libas hükmünde değil ki onlar tebdil edilse esas-ı din baki kalabilsin. Belki esas-ı dine bir cesettir, laakal bir cilttir. Onunla imtizaç ve iltiham etmiş, kabili tefrik değildir. Onları tebdil etmek, doğrudan doğruya sahib-i şeriatı inkar ve tekzip etmek çıkar. Mezahibin ihtilafı ise, sahib-i şeriatın gösterdiği nazari düsturların tarzı tefehümünden ileri gelmiştir. Zarriyat-ı diniye denilen ve kabili tevil olmayan ve muhkemat denilen düsturları ise hiçbir cihette kabili tebdil değildir ve medar-ı içtihat olamaz. Onları tebdil eden başını dinden çıkarıyor. يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الْقَوْسِ kaidesine dahil oluyor. Ehl-i bida, dinsizliklerine ve ilhatlarına şöyle bir bahane buluyorlar. Diyorlar ki, âlem-i insaniyetin müteselsil hadisatına sebep olan Fransız ihtilali kebirinde, papazlara ve rüyesai ruhaniyeye ve onların mezhebi hassı olan Katolik mezhebine hücum edildi ve tahrip edildi. Sonra çokları tarafından tasvip edildi. Frenkler dahi ondan sonra daha ziyade terakki ettiler. El cevap, bu kıyasın dahi evvelki kıyaslar gibi farkı zahirdir. Çünkü Fransızlar da havas ve hükümet adamları elinde çok zaman dini Hristiyani, bahusus Katolik mezhebi bir vasıtayı tahakküm ve istibdat olmuştu. Havas o vasıta ile nüfuzlarını avam üzerinde idame ediyorlardı. Ve serseri tabir ettikleri avam tabakasında intibaha gelen hamiyetperverlerini ve havas salimlerin istibdadına karşı hücum eden hürriyetperverlerin mütefekkir kısımlarını ezmeye vasıta olduğundan ve 400 seneye yakın Frengistan'da ihtilaller ile istirahat-ı beşeriyeyi bozmaya ve hayat-ı içtimaiyeyi zir zeber etmeye bir sebep telakki edildiğinden, o mezhebe dinsizlik namına değil, belki Hristiyanlığın diğer bir mezhebi namına hücum edildi. Ve tabakaya avamda ve filozoflarda bir küsmek, bir adavet hasıl olmuştu ki, malum hadise-i tarihiye vukua gelmiştir. Halbuki din-i Muhammed-i Aleyhisselatü Vesselam ve şeriat-ı İslamiye'ye karşı hiçbir mazlumun, hiçbir mütefekkirin hakkı yoktur ki ondan şekva etsin. Çünkü onları küstürmüyor, onları himaye ediyor. Tarih-i İslam meydandadır. İslamlar içinde bir iki vukuattan başka dahili muharebe-i diniye olmamış. Katolik mezhebi ise 400 sene ihtilalat-ı dahiliyeye sebep olmuş. Hem İslamiyet havastan ziyade avamın tahassüngahı olmuştur. Vücub-u zekat ve hürmet-i riba ile havası avamın üstünde müstebit yapmak değil, bir cihette hadim yapıyor.
Seyyidül kavmi hadimuhum, hayrun nas men yenfe'un nas diyor. Hem Kur'an hakim lisanıyla efela taqilun, efela yetedebberun, efela yetefekkerun gibi kutsi havalelerle aklı istişad ediyor ve ikaz ediyor ve aklı havale ediyor, tahkike sevk ediyor. Onunla ehli ilim ve ashab-ı akla din namına makam veriyor, ehemmiyet veriyor. Katolik mezhebi gibi aklı azletmiyor, ehli tefekkürü susturmuyor, körü körüne taklit istemiyor. Hakiki Hristiyanlık değil, belki şimdiki Hristiyan dininin esasıyla İslamiyet'in esası mühim bir noktadan ayrıldığından, sabık farklar gibi çok cihetlerle ayrı ayrı gidiyorlar. O mühim nokta şudur. İslamiyet tevhid-i hakiki dinidir ki, vasıtaları, esbapları ıskat ediyor. Enaniyeti kırıyor. Ubudiyet-i halisa tesis ediyor. Nefsin rububiyetinden tut, ta her nevi rububiyet-i batılayı kat ediyor, reddediyor. Bu sır içindir ki, havastan bir büyük insan, tam dindar olsa, enaniyeti terk etmeye mecbur olur. Enaniyeti terk etmeyen, salabet-i diniyeyi ve kısmen de dinini terk eder. Şimdiki Hristiyanlık dini ise, velediyet akidesini kabul ettiği için, vesait ve esbaba tesiri hakiki verir. Din namına enaniyeti kırmaz. Belki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir mukaddes vekili diye, o enaniyete bir kutsiyet verir. Onun için dünyaca en büyük makam işgal eden Hristiyan havasları tam dindar olabilirler. Hatta Amerika'nın esbak reisi Cumhur Wilson ve İngilizlerin esbak reisi vükelası Lloyd George gibi çoklar var ki mutaassıp birer papaz hükmünde dindar oldular. Müslümanlarda ise öyle makamlara girenler nadiren tam dindar ve salabetli kalırlar. Çünkü gururu ve enaniyeti bırakamıyorlar. Takvay-ı hakiki ise gurur ve enaniyetle ihtima edemiyor. Evet, nasıl ki Hristiyan havasının taassubu, Müslüman havaslarının adem salabeti mühim bir farkı gösteriyor. Öyle de Hristiyandan çıkan filozoflar dinlerine karşı lakayt veya muarız vaziyeti alması ve İslam'dan çıkan hükemaların kısmı azamı, hikmetlerini esasat-ı İslamiye'ye bina etmesi yine mühim bir farkı gösteriyor. Hem ekseriyetle zindanlara ve musibetlere düşen âmi Hristiyanlar dinden medet beklemiyorlar. Eskiden çoğu dinsiz oluyordular. Hatta Fransa'nın ihtilali kebirini çıkaran ve serseri dinsiz tabir edilen tarihçe meşhur inkılapçılar, o musibetse de avam kısmıdır. İslamiyet'te ise ekseriyeti mutlaka ile hapse ve musibete düşenler dinden medet beklerler ve dindar oluyorlar. İşte bu hal dahi mühim bir farkı gösteriyor.